Fora Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Forali Foro. Yepyeni bir modla, kamyon moduyla ETS 2 oyunuyla karşınızdayız sevgili dostlar. Bugün sizlere Scania'nın bu 40 ayak dedikleri, önden hani böyle dönünce ön tekerlerine dönmüş olduğu bir kamyon modelini tanıtacağım inşallah sevgili dostlar. Bakın bu arada kamyonun kasasında ilave yapılmış, böyle bayağı yüksek olmuş, bayağı güzel olmuş. Sevgili dostlar, mod yapanlara da buradan videonun başında teşekkürlerimi yolluyorum. Şimdi sevgili dostlar, tabii biz bir içine bakalım nasılmış. Tam böyle Türk olduğu şuradan belli. Bir kere bakın, şuradan bakıyorum ben, danteller dikkat çekiyor ve şoför koltuğunda ve yanında Türk bayrağı mevcut. Ayna bayağı bir var falan, böyle enteresan güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Bakın farlı şey, lambalar da yakınca burada parlak ışıklar var, bayağı güzel gözüküyor. Şimdi içe geçelim dostlar. İçimiz derken yani kamyonun kabinin içi gayet hoş. Bir kere burada entel dantel şeyler görüyorum. Güzel olmuş. Aynı şekilde aracın göğüs bölgesinde de bu danteller de mevcut. Top top böyle beyaz beyaz başlıkları var. Koltukların döşemesi de aynı şekilde arkadaşlar. Bir kırmızı kombinasyonu var. Tavanımız gördüğünüz gibi cam tavan. Daha doğrusu sunroof bölgesi var falan filan. Şu telsiz mi, teyp mi, radyo mu ne olduğunu bilemedim ama burada öyle bir şey var. Gayet güzel sevgili dostlar. Şuradan şöyle bir dışarı bakabiliyoruz zaten. Şimdi bir kamyonumuzu çalıştıralım, sesini duyalım şöyle. Evet. Evet. Arkadaşlar peki şimdi test sürüşüne çıkacağız ama ne yapalım, nereye gidelim? Şöyle Metz'e kadar gitsek çok mu uzak bir yol olur? Olabilir yani ama şöyle bakayım, ben en son navigasyonla buraya işaretlemişim. Reims demiş daha doğrusu, Reims. Şuraya gidelim arkadaşlar ve yolculuk esnasında aracımızı test etmiş olalım. Birlikte bakalım, görelim nasıl bir kamyon olmuş. Şimdi kamyonumuzun, biraz sesini açayım ben. Gidişatı fena değil arkadaşlar. Bakalım hızı nasıl yani. Şöyle bir 8. moddan size bol bol göstereyim. Check it load. Ait. Sürtü çektim az kalsın. Evet sevgili dostlar, şu an 66 km hızda. Yaklaşık bir 125 km kadar bir yol kat edeceğiz. Bu arada aynada baktım, 3 tane ayna var ve 3'ünde de bizi gösteriyor. Onu da fark ettik. Güzel olmuş arkadaşlar. Yani mod bayağı bir kamyon sürmek isteyenler için ideal bir mod olmuş. Şimdi şunu söyleyeceğim yani doğruya doğru. Ben artık hani sevgili dostlar, sürekli oyunda Scania vesaire kullandığımız için böyle içini görmekten bıktım. Hani direksiyonu falan tabii ki orijinal oyundaki gibi, yani tırın da orijinal olmuş. Bunu görüntü görmekten bıktım ama yani sonuçta orijinali bu iyi olmuş. Ha, bana ekstradan bir şey katmadı ama doğruya doğru. Biraz ilerleyelim sanırım. Evet, şimdi açacak. Yani şöyle baktığımızda kamyonumuz, şuradan izleyelim bir de, hiç fena değil sevgili dostlar. Şey güzel olmuş arkadaşlar, kupa bölgesi yani bu üstü falan. Şöyle göstereyim bak. Üst bölgesi falan bayağı güzel olmuş ya. Ön kısmı tırın, daha doğrusu kamyonun çok hoş. Neyse, şimdi yolculuğumuza devam edelim sevgili dostlar. Saatimiz 14.30, gündüz saati, iyi. Yalnız biraz trafik kalabalık olduğundan mıdır bilmiyorum ama oyunda biraz kasıntı var maalesef. Bakın, siz izlerken de anlıyorsunuzdur zaten. Biraz kasıntı var. Doğruya doğru sevgili dostlar. Yaklaşık 102 km'lik bir yolculuğumuz var. Birazdan top speed, yani son sürat hız denemesi yapacağız. Yolunu bulursam basmaya çalışacağım. Kamyon fena değil arkadaşlar ya, güzel. Ya bu mod çıkalı bence bayağı olmuştur da ben işte bunu size yeni tanıtma fırsatı buluyorum. Ya yani belki kanalımdan bile eskidir bu modun çıkış tarihi, tam bilmiyorum, bayağıdır var sanki. Ama güzel bir mod olmuş yani. Şimdi bindik. Tabi yapıştırıyoruz. 140 km hızdayız şu an. Gayet güzel.
Yalnız şu takıntılar da olmasa daha iyi olacak ama belki de dostlar ben fazla mod yüklediğim için de oyunda böyle takılmalar gerçekleşiyor olabilir. Yani biraz beni sinir etti açıkçası. Niye kasılıyorsun oğlum sen falan? Kasılıyor arkadaşlar. Oyunda biraz kasma var maalesef. Dediğim gibi modların fazla olmasıyla alakalı olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi yapıştırdım. 149 km hızı gördük. Yaklaşık 150'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu da bir ETS oyunu için bayağı süratli bir hız. Bakın kaç kilometre kaldı. Evet. 47 km falan bir yolculuğumuz kalmış. Burada dinlenme tesisleri vardı, girmedik. Bakın emin olun dışarıdan daha az kasıntı var. Böyle öğrenince. Tabii bu da ne kadar iyidir tartışılır. Değişik bir görüntü sevgili dostlar. İşte maalesef biraz kasma mevcut. Aha, gişelere geldik. Gişelere geldik, açılın. Şurada boş gibi. Aklıma da geldi. Kesin arkamda birisi vardır dedim. Şerefsiz köpek. Girdi araya. Lütfen geçsek ne olur ki falan. Aç artık. Sanırım otobandan çıktık arkadaşlar. Ve yaklaşık 29 kilometre kadar bir yolumuz var. Vallahi bu kesinti çok sinir ettim arkadaşlar. Bu kasadaki zincirlere kadar hepsini yapmışlar adamlar. Bayağı detaylı güzel bir mod olmuş sevgili dostlar. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Doğru gidiyoruz. Heh, şu moddan da hiç fena değil. Tabii kullanması biraz zor gibi ama fena değil. Allah. Vurduk lan, vurduk lan. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi Reims şehrine de gelmek üzereyiz. Bu modun da linkini sizlere inşallah bu videonun altında paylaşıyorum. Vallahi ne diyelim, şöyle şehre de girelim, ondan sonra uygun bir yerde. Yani hadi multiplayer'da böyle bir şey yapsanlarım şu kasıntıyı da yani niye böyle bir şey yaptı pek de anlamış değilim. Çok sevmedim. Belki de modların fazla yüklü olduğundandır. Şu an yani 8-10 tane halde mod yüklü Euro Truck Simulator oyununda. İnşallah bir sonraki videoda böyle bir kasıntı, yani şu anki ekranda görmüş olduğunuz kasma probleminin olmayacağını umuyorum sevgili dostlar. Şuradan dönecektik bu arada. Neyse biraz genişten alırız, şuradan dolanırız. Şöyle. Evet. Evet sevgili dostlar, geleceğimiz yere geldik. Yani söylediğim gibi şuraya bir de park edelim kamyonumuzu. Ya 40 ayaklı yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dostlar. Şöyle park edelim dursun. Evet. Evet sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki mod tanıtım videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fora Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz sevgili dostlar.